Neyle başlıyoruz? Reuters haberiyle başlıyoruz. Reuters haber ajansı dün bir haber geçti. İngiliz haber ajansından bahsediyoruz. Ve geçtiği haberin içerisinde işte Amerika Birleşik Devletleri vardı, İsveç vardı. Bir alkol metre haberinden bahsediliyordu ve Bilal Erdoğan iddiası vardı. Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın iddiası adının geçtiğini iddia ediyordu hazırlanan iddianamede. Tabii bu iddianamenin içeriği tam olarak neydi diyecek olursanız bir haksızlık haksızlıktan bahsediliyordu veya haksız kazanç gibi bir olaydan bahsediliyordu. Bilal Erdoğan'ın isminin geçmesi iddianamede geçmesini haber yapmıştı. Peki sonrasında ne oldu? Evet en çok konuşulan, günün en çok konuşulan haberlerinden biri oldu. Öyle ki sosyal medyada da çok konuşuldu aynı zamanda ve iktidar tarafından, AKP tarafından her kanadından tepki yağdı. Büyük Britanya merkezli Reuters haber ajansı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yurt dışında savcıların incelemesine tabi tutulduğu iddia edilen bir haber servis etti. Tepkiler gecikmedi. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters kendini küçük düşürdü dedi. Reuters haber ajansının bugün özel dosya başlığıyla abonelerine servis ettiği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialarla dolu bir senaryodan müteşekkil sözde haber gazetecilik tarihi açısından hem kara bir lekedir hem de 171 yıllık bir medya kuruluşunun kendine açıkça küçük düşürmesinin acınası bir örneğidir. Bir tepki de AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'ten geldi. Reuters temel basın yayın ilkelerine riayet etmek sizin yayınladığı bu kirli metinle gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber Reuters'ın siciline kara bir leke olarak kazınmıştır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tepki gösterdi. Haberin zamanlamasına dikkat çekti. NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Tayyip Erdoğan'ın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum. Herkes bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk çerçevesinde milli menfaatleriyle hareket eder. İnsanı daha iyi anlamak için yeni paradigmalara ihtiyacımız ee, ve e, Onu da söyleyeyim, ee, hemen bu haberlere erişim yasağı getirildi. Bilal Erdoğan e, haberleriyle ilgili, daha doğrusu iddianamede adı geçtiği söylenen Bilal Erdoğan'la ilgili haberlere e, yasak getirildi. Şu anda o haberlere ulaşamıyorsunuz, o haberlere ulaşmak mümkün değil. Olmuş mudur böyle bir şey? Bilmiyorum. Yani bunu zaman gösterecek. Bunu o iddianamede adı nasıl geçiyor, nasıl geçiriliyor ona bir bakmak gerekiyor. Ki... E, doğru mudur değil midir herhalde birkaç gün içerisinde de göreceğiz. Ee, mesela gelen mesajlara hemen bir bakayım. Toklar ne oldu diye sormuş bir arkadaşımız. Vızır vızır seçim öncesi ortalıkta dolaşıyordu. Şimdi ne oldu diye soranlar var. Merdan Yanardağ'la ilgili saygı ölçüsünü açmadık açmadıktan sonra her türlü eleştiri yapılabilir diyor. Ama Türkiye'de Türkiye koşullarını da lütfen göz önünde bulundurunuz. Youtube'da da öyle bir soru var. Soruya da lütfen mesaj verin. Ee, soruya da cevap verirseniz sevinirim. Youtube'daki soruya 1266 kişi 77 kişi oy kullandı. Şu anda Twitter'da da benzer bir soru var. O Fatih Portakal sözcü haberle ilgili. O bizim Hana haberi nasıl değerlendiriyorsunuzla ilgili bir soru. Saat başı da cevabını vereceğiz. Şimdi nereye gidiyoruz?